2023 seçimlerinde 6 milyon 300 bin oy potansiyeli olan yeni seçmenler yani gençler yani Z kuşağı var sayın seyirciler. 6 milyon 300 bin oy. Bu ne demek? Denklemleri tamamıyla bozar demek. Planları alt üst eder demek bu kadar oy oranı. 6 milyon 300 bin. Dolayısıyla bütün partiler bu 6 milyon 300 bin oyu kaçırmak istemiyor. Z kuşağını kaçırmak istemiyor. CHP e, bu Z kuşağına yönelik bir kampanya başlattı. Kılıçdaroğlu gençlerle bir araya geldi. Güç sende senin elinde. Güzel bir slogan. Neden? Çünkü ilk kez 6 milyon 300 bin geç sandığa gidecek ve oy kullanacak. CHP ilk kez oy kullanacak Z kuşağı için özel kampanya yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu kampanyayı İstanbul'da başlattı. Sizler yani gençler artık siyasette en önemli aktör konumundasınız. En önemli aktör. Gençlere taktik de verdi Kılıçdaroğlu. Vatandaşlarla nasıl diyalog kurmaları gerektiğini anlattı. Asla ve asla hemen itiraz etmeyin. Ağzınızdan çıkacak ilk sözcük konuşmasını bitirdikten sonra haklısın olmalı. Haklısın. Bizim katılmadığımız düşünce bile olsa haklısın demeniz lazım. AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan seçim kanunundaki değişiklik de gündemindeydi. Seçim barajı %7'ye indiren teklife karşı çıktı. Şimdi siyasi partiler yasasını değiştirmek istiyorlar. Acaba koltuğumuzu nasıl koruruz diye. Siyasetçi koltuğuna mahkum olmaz.